Şimdiye kadar DNA'nın moleküler yapısını yeteri kadar inceledik. Hatta işte buradaki çizimde çift sarmal yapıyı oluşturan iki DNA ipliği görüyoruz. Ve bu çizimdeki bazı işaretlerden bu molekülün DNA olduğunu anlayabiliriz. Özellikle omurgadaki 5 karbonlu şekere bakabiliriz. Şimdi bu şekerdeki karbonları numaralandıralım. Bu bir üssü karbon, iki üssü, üç üssü, dört üssü ve beş üssü karbon. İki üssü karbona baktığımızda buna bağlı olan bir oksijen olmadığını görüyoruz. Bu karbona bağlı bir hidroksil grubu olmadığını görüyoruz. Ve bu sebepten ötürü bu şekerin riboz olmadığını, deoksiriboz olduğunu biliyoruz. Bu şeker deoksiriboz. Karşı iplikteki bu iki şeker de deoksiriboz. Yani bu bize iki iplik DNA yani deoksiribonükleik asidimiz olduğunu söylüyor. Zincirin bu kısmı fosfat gruplarına ve bir adet azotlu baza bağlı halde olan deoksiribozdan oluşuyor. Buradaki yapı çift sarmal yapı oluşturan iki adet DNA ipliği diyelim. Sağ tarafta bir DNA ipliği olmak üzere sol taraftaki ipliği transkripsiyon sırasında oluşturulmuş bir mesajcı RNA olarak görmek istiyoruz. Bu durumda sol taraftaki ipliği nasıl düzenleyebiliriz ya da nasıl düzenlemeliyiz? Bu ipliği RNA'ya dönüştürmek ya da en azından RNA'ya benzetebilmek istiyoruz diyelim. Yani deoksiribozu riboza dönüştürmek istiyoruz. Bunu yapmak için İki üssü karbona bir adet hidroksil grubu eklemeliyiz. Buraya bir hidroksil grubu ekliyorum. Hidrojenleri beyazla yazalım. Eğer bunun bir RNA ipliği olmasını istiyorsam, bu işlemi sol ipliğin omurgasındaki bütün şekerler için yapmalıyım. RNA tek iplik halinde bulunma eğilimindedir. Bunlara hidrojen yerine hidroksil grubu eklemek bu şekerin artık deoksiriboz değil, riboz olduğunu bize gösterir. Artık omurgada riboz var. Omurgada ribozun varlığı da elimizdeki molekülün DNA yani deoksiribonükleik asit değil de RNA yani ribonükleik asit olduğunu gösteriyor. İşimizin bittiğini düşünebilirsiniz. Fakat aslında işimiz tam anlamıyla bitmiş değil. Çünkü RNA'daki azotlu bazlar DNA'daki azotlu bazlardan biraz farklıdır. DNA'da iki halkaya sahip olan adenin ve guanin bulunur. İşte buradaki adenin, bu da guanin. Bunlara ek olarak tek halkaya sahip olan sitozin ve timin azotlu bazları bulunur yine DNA'da. İşte buradaki sitozin ve buradaki de timin. Sitozin ve timini pirimidin olarak adlandırıyoruz. Adenin ve guanini de pürin olarak adlandırıyoruz. RNA'da ise hala adeninimiz var, hala guaninimiz var, hala sitozinimiz var, fakat timin yerine çok yakın bir akrabası olan urasil var. Şimdi şunu hatırlayalım. Bu videonun başında bu yapı iki iplikli bir DNA molekülüydi. Buradaki azotlu baz karşı iplikteki adenin ile bağ kuran bir timin. Şimdi bu timini urasil'e dönüştürmek istiyorsam eğer Buradaki metil grubundan kurtulmam gerekiyor. Eğer bu metil grubunu silersem ve saklı bir şekilde karbona bağlı bir hidrojene dönüştürürsem urasil elde etmiş olurum. Gördüğünüz gibi urasil ve timin birbirine çok yakın moleküller ve birbirlerine çok benzer azotlu bazlar. Ve bu yüzden de görevleri de birbirlerine çok benzer. Urasil de timin gibi adeninle eşleşir. Ve tabii diğer her şey aynı olarak kalır. Şimdi sorulması gereken şu, neden timin değil de urasil? Ya da neden urasil değil de timin diye de sorabilirsiniz. Okuduğum kadarıyla urasil biraz daha hataya meyilli bir baz. Diğer başka şeylerle bağ kurabilir. Kodlama yapılırken timinden daha az kararlı bir yapıya sahip. Yani urasil RNA molekülünü ve dolayısıyla bilgi aktarımını sağlayan mekanizmayı daha az kararlı yapar. Yani bu bilgiyi aktarmanın daha dengesiz bir hali. Evrimsel tarihi ile ilgili okuduklarıma göre ise birçok insan RNA moleküllerinin DNA moleküllerinden daha eski bir zamana dayandığına inanıyor. Yani erken devirlerde birçok değişiklik yaşanıyordu ve urasil molekülleri yeterliydi ve birçok hata da vardı. Fakat daha sonra bilginin daha kalıcı ve daha az hataya meyilli olması gerekti. Bu noktada timin işlerin kararlı hale getirilmesine yardım etti. Urasil neden yok olmadı şeklinde bir görüş de mevcut. RNA moleküllerinin hücre içinde birçok görevi var. Mesajcı RNA molekülleri DNA'dan bilgi alıyor ve ribozomlarda bu bilginin transkripsiyon ya da translasyona uğramasını sağlıyor. Fakat sonsuza dek kalıcı olmamaları gerekiyor. Yani aslında bu moleküllerin bir bakıma daha az kararlı olmasını istiyoruz. Özet olarak neden urasil yerine timin ya da neden timin yerine urasil soruları ilginç sorular. Fakat sonuç olarak burada urasil olması bir RNA molekülü ile haşır neşir olduğumuzu gösteriyor. Şimdi burada çizdiğim kısmı sol taraftaki bu ipliği artık bir RNA molekülü olarak düşünebiliriz. Şimdi bunun eğer transkripsiyon sırasında oluştuğunu varsayarsak, yani tek iplik DNA molekülünün içerdiği bilgiyi kopyalayacağını varsayıyoruz. O zaman buradaki molekül bir mRNA. Yani mesajcı RNA'dır. Peki burada ne oluyor? Şimdi buradaki mRNA molekülünün yönelimine bakalım. Burada fosfat grubumuz var. Oradan 5 üssü karbona geçiyoruz. 4 üssü karbon, 3 üssü karbon, tekrar bir fosfat grubu, 5 üssü, 4 üssü, 3 üssü karbon ve fosfat grubu. Yani bu mRNA molekülü yukarıda 5 üssü, aşağıda 3 üssü doğrultusunda yönelmiş. Bu DNA molekülleri de ters doğrultuda yönelmişler. Bu 5 üssü karbon, bu 3 üssü karbon. Yani elimizde fosfat, 3 üssü, 5 üssü fosfat var. Yukarıda 3 üssü, aşağıda 5 üssü şeklinde bir yönelim söz konusu. Şimdi ne olduğunu biraz düşünelim. Burada bir mRNA molekülümüz var. Yukarısı 5 üssü ucu, aşağısı ise 3 üssü ucu. Burada üst taraftaki azotlu bazımızda urasil. Bunu U olarak yazalım. İkinci azotlu bazımız ise sitozin. Onu da C olarak yazıyoruz. Bu kısım sağ tarafta bulunan DNA molekülünden transkripsiyona uğrayan kısım. DNA'yı da çizelim. Bu DNA'nın paralel olmayan bir yönelimi var. Yani aslında paralel fakat ters çevrilmiş gibi düşünebiliriz. Çünkü şekerler farklı doğrultuya işaret ediyorlar. Bunun da yukarıda 3 üssü ucu, aşağıda da 5 üssü ucu var. Burada urasilin adenin ile hidrojen bağı kurduğunu görüyoruz. Yani buraya urasilin karşısına adeninin A'sını yazalım ve aradaki hidrojen bağlarını da kesikli çizgilerle gösterelim. Sitozinin de guanin ile hidrojen bağı kurduğunu görüyoruz. Yani sitozinin karşısına da guaninin G'sini yazalım. Aradaki hidrojen bağlarını da yine kesikli çizgiyle çizelim. Aslında bu bas çiftleri arasında birden çok hidrojen bağı var. Şimdi açıkça yazalım. Bu mRNA ve sağ tarafta da DNA var. Bu durum transkripsiyon esnasında oluşabilir. Peki RNA'nın başka hangi çeşitleri mevcut? Bunu başka videolarda konuştuk. DNA'dan bilgi almada görevli olan mesajcı RNA'mız var. Mesajcı RNA, ribozomlarda bulunan tRNA sayesinde aldığı bilgiyi translasyona uğratır. Bu tRNA taşıyıcı RNA olarak adlandırılır. Bunu da yazalım tRNA Transkripsiyon ve translasyonun tanıtım videosunda tRNA'nın bu işi nasıl yaptığını konuşmuştuk. tRNA'nın bir tarafına bağlı halde amino asitler bulunur. Diğer tarafında ise mRNA'daki kodonlar ile eşleşen antikodonlar bulunur. Ve bu durum proteinlerin inşa edilmesine olanak sağlar. Sağ alt tarafta gördüğümüz bu resim aslında bir tRNA molekülünün görseli. Genelde mRNA ya da RNA'yı sadece bilginin proteinlere aktarılmasında bir araç olarak düşünürüz. Ama RNA bilgiyi aktarma dışında hücre içinde başka görevler de üstlenir. Bu durum buradaki tRNA ile ilgili bir örnek. Bu resimden de anlayabileceğimiz gibi ilginç bir biçimlenme düzeni var. Amino kabaca sıradaki kısma bağlanır ve antikodonu da sağ alt tarafta görüyoruz. Farklı tRNA molekülleri farklı amino asitlere bağlanır ve her birinin burada farklı antikodonları vardır. Bu RNA'nın diğer bir kullanım şekli. RNA'nın bir başka çeşidi de ribozomal RNA yani rRNA'dır. Bu RNA'lar translasyonun meydana geldiği ribozomlarda yapısal rol oynarlar. Bunların dışında mikro RNA olarak adlandırdığımız yapılar da vardır. Bunlar kısa RNA zincirlerinden oluşur ve diğer RNA moleküllerinin translasyonunun düzenlenmesinde görev alırlar. Günümüzde DNA hemen hemen bütün dikkatleri üzerinde topluyor ama burada anlayabileceğimiz gibi RNA da çok ama çok önemli bir moleküldür. Esasen birçok insan RNA'nın daha erken oluştuğuna, yaşamın ilk halinin kendi kendini kopyalayan RNA molekülleri olduğuna ve DNA'nın RNA'dan evrildiğine inanır. Ve RNA yok olmamıştır. Çünkü hücre içinde hala çok kullanışlıdır ve önemli görevleri vardır.